Evet, değerli arkadaşlar, inkılaplara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplumsal alanda inkılaplar. Hemen şuradan başlıyoruz. Toplumsal alanda inkılapların amacı nedir? Evet. Bir, toplumu ne yapmak arkadaşlar? Laikleştirmek. Uygulamalarda birliktelik sağlamak. İkilikleri gidermek. Üçüncüsü arkadaşlar, toplumu çağdaş hale getirmek diye gidiyor. Peki toplumsal alanda inkılaplardan neleri bilmemiz gerekiyor? Hadi başlayalım arkadaşlar. 1. 25 Kasım 1925'te Mustafa Kemal neyi getirdi? Şapka kanunu. Şapka kılık kıyafet kanunu. Hemen şuradan başlayalım. Ahmet Hocam, neden şapka kanunu getirildi, kılık kıyafet kanunu getirildi? Arkadaşlar, biliyorsunuz Osmanlı Müslümanlar fes takıyordu. Fes veya sarık. Yahudiler üçgen bir şey takıyordu. Hristiyanlar başka bir şey takıyordu. Adamın tipine baktığın zaman hangi dinden, hangi toplumdan olduğu belliydi. O yüzden kılık kıyafetten ayrımlar ortaya çıkmaktaydı. Dolayısıyla şapka kılık kıyafet kanunu hem toplumda ayrımı engellemek hem toplumda laikliği sağlamak. Niye? Dini sembollerin kullanılması ne olacak? Engellenecek. Dolayısıyla şapka kılık kıyafet kanunu arkadaşlar hangi ilkeyle alakalıdır? Halkçılık ve laiklikle alakalıdır. Peki Mustafa Kemal ilk şapkayı nerede taktı? Kastamonu'da taktı. Peki şapka inkilabına muhalefet edildiği için öldürülen din adamı kimdir arkadaşlar? İskilipli Atıf Hoca'dır. Onu da ne yapalım? Hatırlatalım. Şimdi burayı iyi dinleyin. Kılık kıyafet, iyi dinleyin bak. Kılık kıyafetle ilgili iyi dinlemezseniz kafanız çok karışır. Neden? Çünkü kılık kıyafet düzenlemesi iki tanedir. Bir 25'te, bir de artı 1934'te. 1934'te de din adamlarına kısıtlama gelmiştir. Evet. Demek ki arkadaşlar kılık kıyafet düzenlemesi kaç taneymiş? İki tane. Bir 25'te bir de 34'te. 34'te din adamlarının ibadethane dışında dini kıyafette gezmesi engellenmiştir. Oldu mu? 25-34. Bu da gözü kapalı hangi ilke olur? Laiklik olur. Evet. Kılık kıyafet düzenlemesi kaç taneymiş arkadaşlar? İki. Hemen arkasından neyi kapatıyor Mustafa Kemal? 30 Kasım 1925'te tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Evet, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Değerli arkadaşlar, aklınıza şöyle kalsın. Şapkayı taktık, tekkeyi kapattık. Tekke, zaviye, türbelerin kapatılma sebebi rejim karşıtlarının buraya sığınması. O yüzden sizden ricam, soruda tekke, zaviye, türbelerden soru çıkıyorsa rejimin güvenliği diyorsunuz. Halkın dini duygularının istismarının engellenmesi. Peki hangi ilkedir bu? Laiklik. Tekke, zaviye, türbenin kapatılması. Daha farklı bir şey söyleyeyim. Soruya göre cevap vereceğiz. Toplumda kutuplaşmaya sebep olan tekke, zaviye, türbelerin kapatılması. Milliyetçilik. Hocam tekke, zaviye, milliyetçilik olur mu? Olur. Kutuplaşmaya sebep olan tekke, zaviye kapatılırsa birlik beraberlik sağlanır. Halkçılığa kadar gider bu. Anlatabildim mi? Soruya göre cevap verin. Şimdi 30 Kasım 1925'te tekke zaviyeyi kapattık. Aynı günde dede, şeyh, derviş ve mürit gibi kelimeleri yasakladık. Dede derken bu senin büyük baban değil. Alevilik mezhebindeki arkadaşlar aksakallı tatlı tatlı dedeler vardır, onlardır. Dede, şeyh, derviş, mürit gibi insan kelimeler yasaklandı. Hangi ilke bu? Laiklik. Oldu mu? Şimdi bendense bir abi tavsiyesi daha. Kılık kıyafet iki taneydi. 25-34 değil mi? Ünvan yasaklaması da iki tane. Dede, şeyh, derviş, mürit. Tekke, zaviye yasaklandı. Ağa, bey, efendi soyadı kanun ile yasaklandı. O zaman buyurun. Kılık kıyafet kaç taneymiş? 2. 25-34. Ünvan kaldırması kaç taneymiş? 2. 25-34. İki tane olduğunu bilirsen kafan hiç karışmaz. Tamam? Evet. Öğrendik mi kısmını? Şimdi geldik diğer inkılaplara arkadaşlar. 1926'da ne değişti? Saat değişti.
Ne değişti arkadaşlar? Takvim değişti. 1928'de ne değişecek arkadaşlar? Rakamlar değişecek. 1931'de ölçü değişikliği olacak. 1934'te hafta sonu değişikliği olacak. Evet, hepsini bütün yazın. Şimdi bir kere bunlar gözü kapalı inkılapçılık. Gözü kapalı. Zaten başlıkta inkılaplar. Neden saati değiştirdik? Osmanlı'da Alaturka saat vardır, ezani saat vardır. Hani şu kimisi 12'ye kadar gösterir, kimi 24'e kadar gösterir. Avrupa ile ticaret yapmak istiyorsan Avrupa'nın kullandığı saat dilimlerini dikkate alman gerekiyor. Dolayısıyla saat değişikliği hem ikiliği gidermek hem Avrupa ile ticareti kolaylaştırmak. Devam ediyorum. Takvim değişikliği. Değerli arkadaşlar, Osmanlı'da dini konular için Hicri takvim, mali konular için Rumi takvim kullanılır. İki takvim. Peki takvimi teke bağlamak, milat takvimi kabul etmek ikili ne yapar? Giderir. Bir de Avrupa ile ticareti kolaylaştırır. Almanya ile ticaret yapıyorsun. Diyorsun ki adama, ya kardeşim bana Şaban ayında mal gönder, ben inşallah Ramazan'a kalmadan öderim. Ya adam Recep, Şaban, Ramazan'ı nereden bilsin? O yüzden Avrupa ile aynı takvimi kullanmak ticareti ne yapar? Kolaylaştırır. Peki rakam. Uyarıyorum. Rakamda ikilik yok. Alfabede ikilik yok. Ama bunlarda ikilik vardı. Avrupa ile aynı rakamları kullanıp aynı çekleri kesmek, aynı senedi yapmak ticareti kolaylaştırır. Ölçü değişikliği. Arkadaşlar, ölçü. Bizde envai çeşit ölçü birimleri var. Arşın var, endaze var, okka var, karış var, kucak var. Evet, dünyada kucaklayarak mal alan tek toplum Türk toplumu valla. Ben Antepliyim, bizim Antep'te, doğuda birçok yerde kurbanlık almaya gidersin. Kurbanlığı bakar, ha der bu 62 kilo. Ya 60 çıkar ya 64 çıkar. Aynen bak. Veya bir insanı çok özleriz, otogarda görmemize şöyle bir hayvan gibi kucaklarız onu. Kilo almışsın, vermişsin. Hele bir de kaynalar vardır. Onlar zaten direkt dedektör gibi. Gözünün ucuyla baselin mi büyüdü, kalçan mı küçüldü, kilo mu aldın, ne yaptın? Vallahi hep bütün tomografini çeker. Bak ölçü birimi bu, kaynana gözü. Şaka bir yana. Biz arşın endaze okkadan bıktık. Dedi ki Avrupa ile aynı şeyleri kullanalım. Dolayısıyla ölçüde ikiliği ne yapıyoruz? Gidermek istiyoruz. Hafta sonu. Değerli arkadaşlar, Osmanlı'da 19. yüzyılda yanılmıyorsam pazartesi, perşembe veya salı perşembeydi tatil günleri. Sonradan cumaya alındı. Yahudi cumartesi tatil yaptı. Hristiyan pazar tatil yaptı. Uygulamalarda birlik yoktu. Herkes pazar tatil yapacak. Birliği sağlamak. Bir de Avrupa ile ticaret ne olur? Kolaylaşır. Niye? Sen de pazar tatil yaparsan geriye 6 iş günü kalır. Ama sen kafana göre cuma yapsın, öbür cumartesi yapsın, ticaret günü kalmaz. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Değerli arkadaşlar, şunların hepsi neyi sağlar? Avrupa ile ticareti kolaylaştırır. Rakam hariç geri kalan da ne yapar? İkiliği giderir. Anlaşıyoruz mu? Tamam mıyız? Peki, toplumsal alanda inkılapların en önemlisi nedir arkadaşlar? Soyadı kanunudur. Kaç yılındadır arkadaşlar soyadı kanunu? 1934. Şimdi Ahmet Hocam, neden soyadı kanunu getirildi? Serkan kaydır bakayım biraz. Soyadı kanunun getirilme amacı arkadaşlar, bir, resmi işlemlerde karışıklığı gidermek. Şimdi resmi işlem derken askerlik, tapu, maliye, resmi işlemlerde karışıklığı gidermek. Lütfen soru çözerken uyanık olun. Mesela bir örnek vereyim. Yeni Türk Devleti'nde evlenme, boşanma, miras gibi konularda, gidişat medeni kanun gibi, karışıklıkları engellemek için, işlemleri kolaylaştırmak için yapılan inkılap, cevap soyadı kanuna döndü. Anlatabildim mi arkadaşlar? Resmi işlemlere karışıklığı ne yapmak? Gidermek ve kolaylaştırmak. Peki, soyadı kanunu ne oldu arkadaşlar? Bir, ayrıcalıklı ünvanlar kaldırıldı.
Mesela ağa, bey, efendi. Bu unvanlar kaldırıldı. Bakın unvan kaldırması iki tane. Dede, şeyh, derviş kaldırıldı. Tek gezavi türbelerle ağa, bey, efendi kaldırıldı soyadı kanunu. İki tane. O zaman bu halkçılık oluyor mu? Oluyor. Aşağılayıcı unvanlar da kaldırıldı arkadaşlar. Eskiden şey yoktu, soyadı yoktu. Doğuda köylere gidip gelenler bilir. Her ailenin bir lakabı vardır orada. E niye? Ya bir sürü Mehmet var. Bir sürü Mehmet var. Öküz Mehmet var. Eşek Ahmet var. Hep böyle unvanlar veriliyor. Niye? Tanımak için. Mesela ben çok iyi biliyorum. Bizim köyde Öpücük Emine vardı rahmetli. Öpücük Emine der dururlar. Yani kadını merak ettim. Sağ olsun tanıştım. Niye Öpücük dediğini anladım. Adile Naşit gibi dünya tatlısı bir kadın. Ama şöyle Öpücük Emine dediğinde tuhaf oluyorsun. Öpünce daha tuhaf oluyorsun. Mübareğin ünvanı nereden geliyormuş? Çok sulu öpüyormuş arkadaşlar. Aynen. Yanağımdan bir öptü, 5 sene öpüşmedim. Tövbe yarabbim. Şimdi Öpücük Emine deyince bir ön yargı var. Bitiriyorum, devam edeyim. Öpücük Emine'nin kızı. Sanki o da öpüşken gibi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu tür ünvanlar ister istemez aileyi ne yapıyor? Aşağılıyor. Dolayısıyla aşağılayıcı ünvanların kaldırılması soyadı kanunudur. Gözü kapalı hangi kedir? Halkçılıktır. Bir de Osmanlı'nın verdiği rütbe ve nişanlar kaldırıldı. Mesela Miralay, Paşazade gibi ünvanlar kaldırıldı. Halkçılıktan devam ediyorum. Asıl önemli konuya geldik. Arkadaşlar, Türkçe soyad zorunluluğu getirildi. Evet. O yüzden cevap ver. Soyadı kanunun ilk cevabı halkçılıktır. İkinci cevabı milliyetçiliktir. Türkçe soyad zorunluluğu. Yine Saffet Arıkan öncülüğünde Mustafa Kemal'e meclis tarafından hangi soyad verildi arkadaşlar? 34 yılında Atatürk soyadı verildi. Hatta bir kanun daha çıkartıldı. Atatürk soyadını başkasının kullanması yasaklandı. Evet, soyadı kanunu öğrendik mi? Burada toplumsal inkılaplar çok keyiflidir. Çözersiniz. Neye dikkat edeceksiniz? Rakamda ikilik yok. Neye dikkat edeceksiniz değerli arkadaşlar? Ünvan kaldırılması 2 tane, 25-34. Kılık kıyafet düzenlemesi 2 tane, 25-34. Bilmen gereken şeyler bu. Soyadı kanununda lütfen halkçılık olduğunu biliyorsun. İkinci cevap milliyetçilik. Neden milliyetçilik? Türkçe soyad zorunluluğu getirdiği için. Hadi tahtaya örnek bir soru yazayım. Ünvanların kaldırılması. İki, medeni kanun. Üç, değerli arkadaşlar, medeni kanun. Bu da ne olsun? Soyadı kanunu. Evet, böyle bir soru. Ünvanların kaldırılması, medeni kanun, soyadı kanunu. Hangileri toplumsal alanda eşitliği sağlama yöneliktir? Hangileri toplumsal alanda eşitliği sağlama yöneliktir? Ünvan kaldırırsan eşitliği sağlarsın. Medeni kanun zaten sosyal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliğiydi arkadaşlar. E soyadı kanunu zaten ayrıcalıklı ünvanlar kaldırıcı ne oluyor? Eşitlik oluyor. O yüzden sorunun cevabı ne oluyor arkadaşlar? 1, 2, 3 oluyor. Tamam. Siyasi anlattım. Toplumsal anlattım. Hukuk alanında inkılapları anlattım. Yavaş yavaş inkılapların sonuna doğru gidiyoruz. Ben birazdan bir tahtamı hazırlayayım. Hangi inkılapları işleyeceğiz arkadaşlar? Eğitim alanında inkılapları işleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet değerli öğrencilerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplumsal inkılapları yaptık. Sırada ne var arkadaşlar? Eğitim ve kültür inkılapları var. Vakitten tasarruf olsun diye ana başlıklarını ben tahtada hazırladım. Şimdi ne yapacağız? Tek tek bu konuları işleyeceğiz. Eğitim ve kültür alanında inkılaplara geçmeden önce, değerli arkadaşlar, eğitim ve kültür alanında inkılaplara geçmeden önce, Yeni Türk Devleti'nin ilk Maarif Bakanı kimdir? Evet, Yeni Türk Devleti'nin ilk Maarif Bakanı kimdir? Biliyorsunuz ÖSYM 2 yıl önce Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanını soruyor, arada Dışişleri Bakanı'nı soruyor. İlk Maarif Bakanımıza soru olarak gelebilir. İlk Maarif Bakanımız Rıza Nur'dur arkadaşlar. Peki. Şimdi önemli Milli Eğitim Bakanları üzerine durmaya çalışıyorum. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasında etkili olan Milli Eğitim Bakanı kimdir?
Vasıf Çınar'dır arkadaşlar. Vasıf Temel'le karıştırmayın. O Boğazlar Komisyon Başkanı'ydı. Tevhid Tedrisatı'nda Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar'dır. Harf inkılabının yapılmasında etkili olan Milli Eğitim Bakanı. Değerli arkadaşlar, bu da Necati Bey'dir. Biliyorsunuz Balıkesir'de Necati Bey Üniversitesi var. İsmi buradan geliyor. Dolayısıyla harf inkılabını yapan da Necati Bey'dir. Önce bu püf noktalarını verelim. Sonra konumuza geçelim. Cumhuriyetin ilanından önce eğitim ve kültür alanında yapılan en önemli inkılap nedir arkadaşlar? Maarif Kongresi'dir. Bunu Hamdullah Supi, hani şeyden hatırlıyoruz, İstiklal Marşı'ndan, dönemi Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi'dir. Açılış konuşmasını Mustafa Kemal yapmıştır. Hangi savaşlar sırasındadır bu? Eskişehir-Kütahya savaşları sırasındadır arkadaşlar. Evet. Ama dikkat edin, gözünü seveyim. Cumhuriyetten önce. Cumhuriyet döneminin eğitim-kültür alanındaki baba inkılabı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'dur. Evet, baba inkılabı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'dur. Şimdi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ne amaçlandı? Biz niye eğitim-kültür alanında inkılaplar yaptık? Bir özet geçeyim. Bir kere arkadaşlar, Mustafa Kemal'in eğitim ve kültür alanındaki inkılaplarda amacı nedir? Bir, eğitimdeki ikilikleri gidermektir. Kültür birliğini sağlamaktır. Milli bir eğitim politikası oluşturmaktır. Olur mu? Eğitimi çağdaş, layık hale getirip fırsat eşitliğini sunmaktır arkadaşlar. Peki, bu konuda yapılan en önemli çalışma Tevhid-i Tedrisat'tır. Şimdi birçok arkadaş Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ne yapar? Duyar, soruda çözer. Bazen nasıl çözdüğünü kendisi bile anlamaz. Olsun, doğru çıkar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu incelikleri var. Ben şöyle kısa kısa maddeleri halinde yazayım. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bir, değerli arkadaşlar, eğitim, öğretim birleştirildi. O zaman şu soruyu cevaplayabilir miyiz? Eğitim, öğretim birleştirilirse ikilik ne oldu? Giderildi. İki, çok önemli. Tüm okullar, kısaca MEB yazıyorum, Milli Eğitim Bakanlığı'na, MEB'e bağlandı. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Üç, değerli arkadaşlar, çıktıktan bir hafta sonraki düzenleme ile, kanun çıktıktan bir hafta sonra, 3 Mart 1924, bir hafta sonra medreseler kapatıldı. Şimdi, medresenin kapatılması sizce eğitimde ikiliği giderir mi, gidermez mi? Giderir. Çünkü biliyorsunuz 19. yüzyılda Osmanlı'da batı tarzı okullar açıldı. Bir yandan batı tarzı okullar, bir yandan medreseler devam etti. Gelenek okulları, gelenekçi okul, yenilikçi okul. Dolayısıyla eğitim ve kültürde ikilik vardı. Kapat medreseyi, ikilik ne oldu arkadaşlar? Giderildi. O yüzden size soru çıkarsa, eğitim ve kültür alanında ikilikleri gidermektense ne işaretleyin? 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 2. Medreselerin kapatılması. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Mesela size çok güzel bir eski YGS sorusu. Medresenin kapatılması eğitimde ikiliği giderdi. Medresenin kapatılması, arkadaşlar laiklik olur, tamam. Milliyetçilik olur mu, olmaz mı? Olur. Hocam nasıl olur? Eğitim ve kültür alanındaki ikilikler giderildi. O zaman kültür birliği yolunda adım atıldı mı? Evet. Kültür birliği yolunda adım atılıyor ise Atatürk'ün hangi ülkesi olur? Milliyetçilik. Hemen kıtlıktan çıkmış gibi milliyetçi işaretlemeyin. Bu ikinci, üçüncü cevabı. Tamam. Peki, medreseyi kapattık. Medreseyi kapattık ama Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla dinle ilgili düzenlemeler yaptı. Dini derslerle ilgili. Mesela İmam Hatipler ve İlahiyat Fakülteleri, ya sanki siz hiç böyle bir şey yokmuş gibi zannediyorsunuz medrese kapatılınca. Hayır, İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakültelerinin kurulması karara bağlandı. Ahmet Hocam, neden böyle bir şey yapıldı? Değerli arkadaşlar, Osmanlı'da din eğitimi vakıflara bağlıydı. Hani medreseler vesaire vakıflara bağlıydı. Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı? Dini eğitimin veya dini yöneticilerin, görevlerin yetişmesini kontrol altına aldı. Olur mu? O yüzden İmam Hatip ve İlahiyat Fakültelerinin kurulması kararı vardır. Devam, güzel bir madde. Eğitim, çağdaş, layık, eşit hale getirildi arkadaşlar. Devam, çıkmış bir tarih ÖABT sorusudur. Medreselerin bütçesi Maarif Nezareti'ne aktarıldı. Yani medreseye verilen paralar Milli Eğitim Bakanlığı'na ne oldu? Aktarıldı.
Değerli arkadaşlar, tevhid-i tesisata bağlı kanunda 1925'te bir düzenleme yapıldı. 1925'teki düzenlemeyle Türkçe ve tarih dersleri zorunlu oldu. Azınlık okullarında dini semboller ne oldu? Yasaklandı. Evet. Dolayısıyla tevhid-i tesisat Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan en önemli kanundur. Ahmet Hocam, tevhid-i tesisat hangi kanun olabilir? Değerli arkadaşlar, eğitim layık hale getirir, layıklık. Tamam. İnkılapçılık, yeni bir eğitim müfredatı. Milli eğitim, kültür birliği, ikili giderdin, milliyetçilik. Halk için yapıldığı halkçılık. Yani bunları soruya göre cevaplayın. Burada en önemli unsur, rica ediyorum, medresenin kapatılması eğitimde ikili giderir. Tevhid-i tesisat eğitimde ikili giderir. İmam Hatip ve İlahiyat Fakültelerini unutmuyorsunuz. Tüm okullar milli eğitime bağlandı. Medrese bütçesi milli eğitime aktarıldı. 1925'te yapılan bir düzenlemeyle okullarda Türk idareci bulundurma, Türkçe ve tarih derslerini zorunlu kılma. Bunlar karara bağlandı. Azınlık okullarının dini sembol kullanması yasaklandı. Tamam. Peki tevhid-i tesisatın çıkmasında hangi Milli Eğitim Bakanı etkiliymiş? Vasıf Çınar, değerli arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Serkan'ım kaydır biraz beni. Maarif Kanunu, değerli arkadaşlar. Maarif Kanunu nedir? Milli Eğitim Kanunudur arkadaşlar. Maarif Kanunu Milli Eğitim Kanunudur. Hocam, Milli Eğitim Kanunu içeriği nedir? Hemen bunları da anlatayım arkadaşlar. Birçok arkadaş tevhid-i tesisatla karıştırıyor. Şöyle ana hatlarını söyleyeyim. Birincisi, Maarif Kanunu 1926'da yayınlandı. İçeriği şu: İlk öğretim ücretsiz, zorunlu. Ücretsiz, zorunlu. O zaman cevap verelim. Halk için ücretsiz olursa halkçılık var mı? Var. İki, yine müfredat çağdaş, laik, milli hale getirildi. Laiklik ve milliyetçilik var. Maarif Kanunu'ndan devam ediyorum. Üç, çok çok önemli. Bu mesela kitap çıkartıyoruz arkadaşlar. Video ders notu, soru bankası çıkartıyoruz. Bunların telifleri var, değil mi? Bunların yönetmene uygun olup olmaması var. Veya MEP kitapları güncelleniyor. Bunlara kim bakıyor? Talim Terbiye Kurulu. Mükemmel bir soru. Talim Terbiye Kurulu hangi kanun kapsamında kurulmuş? Maarif Kanunu. Evet, Talim Terbiye Kurulu hangi kanun kapsamında kurulmuş? Maarif Kanunu. Bitmedi. Seni buradan vuracağım. Vuruyorum. Hazır mısın? Okulların milli eğitime bağlanması tevhid-i tesisat. Okul açma izninin milli eğitime bağlanması Maarif Kanunu. Aşk ile şevk ile buyurun. Okulların milli eğitime bağlanması tevhid-i tesisat. Okul açma izninin milli eğitime bağlanması Maarif Kanunu. Evet, Maarif. Okul ücretsiz, zorunlu, müfredatlar yenilendi, çağdaş layık hale getirildi. Talim Terbiye Kurulu oluşturuldu. Okul açma izni milli eğitime bağlandı. Okey. Evet. Nereye geldik gençler? Harf inkılabı. Şimdi. Hocam, harf inkılabı nedir? Neden yapıldı? Birçok öğrencinin yanlış yaptığı konu arkadaşlar. Şöyle bir toparlayarak gelelim. Önce bir KPSS soru soralım. Bakın, birçok şey 1924-25. Harf inkılabı 28. ÖSYM bunu 2008'lerde, 2007'lerde sormuş. Ki sen o zamanlar daha bez bebek falan izliyordun. 2008'de sorduğu soru şu, belki daha öncedir. Diyor ki ÖSYM, neden harf inkılabı sona bırakılmıştır? Soruyu anladınız mı? Neden harf inkılabı sona bırakılmıştır? Neden bırakıldı? 1. Önceki çalışmaların başarısız olması. 2. Başarının rastlantıya bırakılmak istenmemesi. Yani mantık şu: geç olsun ama başarılı olsun. Oldu mu? Evet, şimdi harf inkılabından sizi vuruyorum. Hazır mısınız? Vallaha da billaha da harf inkılabında ikilik yok. Yok. Bakın, ben bu sakalları boşuna ağartmadım. Hep öğrenciler yaptı bunu. Bin kere uyarıyorum. Alfabede ikilik yok diyorum. Yine dayanamayı işaretliyor. Siz de işaretleyeceksiniz, tamam mı? Ama sakın işaretlemeyin. Arkadaşlar, alfabe Osmanlı'da bir taneydi. Arap alfabesi. Ama hocam, Osmanlıca vardı, Farsça vardı, Arapça vardı. Konuştu bizim filozof. Yahu kardeşim, sen Türkçe konuşuyorsun, İngilizce konuşuyorsun. Hangi alfabeyi yazıyorsun? Latin alfabesi. Osmanlıca, Arapça, Farsça hepsi Arap alfabesi yazılır. O yüzden itaat edin. İtaat edin ya. Alfabede vallaha da billaha da ikilik yok. Tamam? Bunu bir vurgulayayım. Hocam, o zaman biz neden alfabede inkılap yaptık? 1. Arap alfabesinin öğrenilmesinin zor olması. 2. Okuma yazma oranını arttırmak. 3. Arapçanın ses yapımıza uygun olmayışı. 4.
Latin alfabesinin ses yapımıza ve Türk dilinin zenginliklerini ortaya koyacak olması. 5. Avrupa ile kültürel etkileşimi hızlandırmak. 6. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı gidermek. Bak bak bak. Türkçe konuşuyorum, Türkçe yazıyorum. Eskiden Türkçe konuşup Arap alfabesi yazıyordum. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı gidermek. Bakın bu bir ikilik değil. İkilik ne demektir? Aynı anda iki tane alfabem var demektir. Oldu mu? Aşk ile şevk ile buyurun. Neden harf inkılabını yaptık? Arap zor, Latin kolay. Okuma yazma oranını arttırmak. Arapçanın gırtlağımıza uygun olmayışı. Türkçenin zenginliklerine Latin'in uyması. Avrupa ile kültür etkileşimi. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı ne yapmak? Gidermek. Oldu mu? Peki değerli arkadaşlar, harf inkılabını yaptık 1 Kasım 1928'de. Yaptık. Mustafa Kemal bunu nerede yayınladı? Gülhane Parkı'nda. Oldu mu? Gülhane Parkı'nda. Peki, harf inkılabının sonuçları. 1. Uzun vadede okuma yazma oranı arttı. Kitap basımı arttı. Kütüphane arttı. Avrupa ile etkileşim hızlandı. Türkçenin zenginlikleri ortaya konuldu. Değerli arkadaşlar, bir de biz alfabeyi olduğu gibi almadık. Bizim ses yapımıza uymayan harflerini reddettik. Oldu mu? Şimdi ben cevap veriyorum. Ahmet Hocam, harf inkılabı hangi ilkelerle bağlantılıdır? Halk için yapıldı, halkçılık. Eski gitti, yeni alfabe geldi, inkılapçılık. Arkadaşlar, Türkçenin zenginliklerini ortaya koyduğu milliyetçilik. Bir de çok katılmasam da laiklik. Hocam niye çok katılmıyorsun? Dini alfabe gitti, Latin geldi diyoruz. Kardeşim, Latin alfabesi de bizim Hristiyan kültürünün getirdiği bir alfabe. Hani bu şey anlamı değil, muhalefet anlamı değil. Çok mantıklı değil. O yüzden ÖSYM 40 yıldır harf inkılabını hiç böyle laiklikti diye sormamış. Soru bankana sorusu görürseniz işaretleyin ama pek ve zannetmiyorum. Halkçılık, inkılapçılık, milliyetçilik. Harf inkılabının ilk ilkeleri bunlardır. Peki, yeni alfabeyle basılan ilk gazete. Mardin gazetesi. Yeni alfabeyle basılan ilk gazete neymiş Arda? Mardin. Notunu alıyorsun. Peki, yeni alfabeyle çıkartılan ilk dergi. Yeni alfabeyle çıkartılan ilk dergi. A. Elleten. B. Yelleten. C. Belleten. Belleten. Belleten'i daha anlatacağım ben size. Oldu mu? Mardin gazetesi, Belleten dergisi arkadaşlar. Peki yeni alfabeyi halka öğretmek için neyi kurduk? Millet mekteplerini kurduk. Yeni alfabeyi halka öğretmek için 1928'de millet mekteplerini kurduk. Hatta millet mektepleri halk için kuruldu. Halkçılık, milli okullardır milliyetçilik. Devlet parayla okul kurdu, devletçilik. İlkelerini böyle soruya göre vurgulayın arkadaşlar. Bu dönemde Mustafa Kemal'e de hangi unvan verildi? Baş öğretmen unvanı verildi. 1928'de millet mektepleri beraber Milli Eğitim Bakanlığı Mustafa Kemal'e baş öğretmen sıfatını verdi. Hadi zor soru geliyor. Belleten'in vardığını öğrendiniz. Millet mekteplerinin yayın organı. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Halk Mecmuası. Evet, millet mekteplerinin yayın organları. Neymiş arkadaşlar? Halk Mecmuası. Geldik Türk Tarih Kurumu'na. Hocam, Türk Tarih Kurumu neden kuruldu? Arkadaşlar, neden kuruldu? Tarihimizi araştırmak vesaire biliyoruz. Türk Tarih Kurumu'nun kurulma amacı. 1. Ümmetçi tarih yerine ulusal tarih anlayışı. Eskiden bizim tarihimiz Osmanlılara kadar incelenirdi. Ama Türk Tarih Kurumu ile beraber yoğun olarak İslam öncesi de gündeme getirildi. Ümmetçi tarih yerine ulusal tarih. O zaman laiklik olur mu olmaz mı? Olur. Milliyetçilik zaten var. 2. Neden Türk tarihimizi araştırdık, Türk Tarih Kurumu'nu kurduk? Değerli arkadaşlar, Türklerin dünya kültür ve uygarlığına yaptığı hizmetlerden, özgeçmişimizden, ulusal kimliği oluşturmaktan dolayı bu çalışmalarda bulunduk. Bir de sarı ırktan gelmediğimizi ortaya koyduk. Vallahi de billahi de sarı ırktan değiliz dedik. Hocam, sarışın olmak kötü mü? Değil. Ama Avrupalılar bize barbar diyorlar. Barbar tabii. Zaten Avrupa'nın sana nasıl baktığını görmek istiyorsan arkadaşım, bir git Avrupa'ya, gez dolaş, Türkiye'nin elini ayağını öpersin. Kimseyle siyasi kavga bile etmezsin. Şimdi, Türk Tarih Kurumu'nun kurulma sebeplerinden birisi sarı ırktan olmadığımızı ortaya koymak. Avrupalılar bize barbar diyor. Mustafa Kemal diyor ki, biz barbar olsaydık sarışın olurduk. Türk sarışın olmaz. Kara kaşlı, kara gözlü, uzun boylu, sakallı olur. İsim vermeden Mustafa Kemal beni tarif etmiş. Evet, sarı ırktan gelmediğimizi ortaya koymak için. Oldu mu? O zaman cevap verelim. Türk Tarih Kurumu hangi ilkedir? Milliyetçilik, laiklik. İlk cevabı milliyetçilik, ikinci cevabı laiklik. Peki Türk Tarih Kurumu'nun çıkarttığı dergine adını Mustafa Kemal'in koyduğu Belleten dergisi.
Peki Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı kim? Tevfik Bıyıklıoğlu. Bıyıklı tarihçi. Tevfik Bıyıklıoğlu. Peki Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı çalışmalar, arkadaşlar, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasına vesile oluyor. 4 ciltlik Türk Tarih Ansiklopedisi yayınlanıyor. Tarih konferansları yapılıyor, oldu mu? Belleten dergisini çıkartıyor Türk Tarih Kurumu. Peki Türk Dil Kurumu? Türk dilini yabancı dillerin baskısından kurtarmak. O zaman cevap ver. Hangi ilke? Milliyetçilik. İlk cevap. 2. Türkçeyi evrensel dil haline getirmek, bilim dili haline getirmek, yöresel şive ve lehçeleri incelemek. Bir de aydınlarla halk arasındaki kopukluğu gidermek. Hani aydınlar spontane gelişi diyor, ben kendiliğinden gelişi diyorum. Anlatabildim mi? Aydınlarla halk arasındaki kopukluğu gidermek. Dolayısıyla ikinci cevap ne olur arkadaşlar? Halkçılık olur. Türk Tarih Kurumu, milliyetçilik, laiklik. Türk Dil Kurumu, milliyetçilik, halkçılık. Oldu mu? Peki Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Sami Rıfat'tır. Sami dilinden aklınıza gelsin. Sami dili, Sami Rıfat. Böyle bağlayın. Bıyıklı tarihçi, Sami dili. Tamam, böyle aklınıza kalsın. Peki Türk Dil Kurumu'nun yaptığı çalışmalar var mı? Var. Dil Bayramı, Güneş Dil Teorisi, değil mi arkadaşlar? Dil konferansları, bunlar önemli. Bir tuzağa düşmeyin, birazdan soru yazacağım. Türk Dil Kurumu okuma yazma öğretmez. Türk dilindeki yabancı kelimelerin baskısından kurtarır, Türk dilini sadeleştirir, zenginliklerini ortaya koyar, yöresel şiveleri inceler, Türkçeyi evrensel dil haline getirmeyi amaçlar. Okuma yazma öğretmez. Evet, halk evleri. Arkadaşlar, 2019 KPSS sorusu. Buna geçmeden önce size bir soru yazmak istiyorum, müsaadenizle. 1. Tevhid-i Teçhizat Kanunu. 2. Harf İnkılabı. 3. Türk Dil Kurumu. 4. Anlatacağım birazdan. Üniversite Reformu. Evet, sorumuz bu. Tevhid-i Teçhizat, Harf İnkılabı, Türk Dil Kurumu, Üniversite Reformu. Soru. Cumhuriyet döneminde görülen bu çalışmalardan hangileri okuma yazma oranını arttırmaya yöneliktir? Hangileri okuma yazma oranını arttırmaya yöneliktir? Evet gençler. Tevhid-i Teçhizat, Harf İnkılabı, Türk Dil Kurumu, Üniversite Reformu. Hatta 5 yapayım. Millet Mektepleri. Evet. Hangileri okuma yazma oranını arttırmaya yöneliktir? Birincisi, Harf İnkılabı'nı mutlaka alıyorsun. Yeni alfabeyi halka öğretmek için Millet Mektepleri'ni alıyorsun. Cevap 2-5 diyorsun. Sakın tevhid teçhizat demiyorsun. Tevhid teçhizat direkt okuma yazma değil. O eğitim müfredatının güncellenmesi. Üniversite reformu sakın deme. Kimse üniversite okuma yazma öğrenmiyor. Tamam? Sana deseydim ki eğitim kültür seviyesi artırılmak istenmiştir. Cevap hepsi olurdu. Ama ben neyi soruyorum? Okuma yazma oranı. O yüzden Harf İnkılabı ve Millet Mekteplerini direkt okuma yazma oranı artırmak diye yorumluyorsunuz. Eğitim kültür seviyesini artırmak farklı bir cümle. Okuma yazma oranını arttırmak farklı bir cümle. Anlatabildim mi? Hepsi eğitim kültürü arttırır ama okuma yazmayı arttıran Harf İnkılabı ve Millet Mektepleridir diyorum. Soruyu siliyorum gençler. 7 iklim TG'lerinde buna benzer sorular yazacağız. Peki halk evleri. 2019'da tuzak soruydu. 1911'de Türk Ocakları kuruldu. İttihat Terakki tarafından yayın organı Türk Yurdu'ydu. Türk Ocakları Atatürk döneminde halk evlerine dönüştürüldü. Evet, Türk Ocakları Atatürk döneminde kurulmadı. Halk evlerine dönüştürüldü. Ahmet Hocam, halk evleri nedir? Halk eğitim merkezidir. Git bulunduğun ilde halk eğitim merkezine, orada spor kursu var, sanat kursu var, batik kursu var, bilmem nakış kursu var. Hatta bazı yaşlar için okuma kursları da var, spor kursları da var. Dolayısıyla halk evleri bildiğin halk eğitim merkezi gibi. Ama biraz daha bilimsel konuşalım. Halk evlerinin kurulma amacı, Atatürk inkılaplarını halka benimsetmek. Bakın, Atatürk inkılaplarını halka doğrudan anlatmak için halk evleri kuruluyor. Devam ediyorum. Halk için kurulduğu halkçılık. Milli kültüre hizmet etti, milliyetçilik. Halk evleri, halk eğitim merkezi dedik, Türk Ocakları yine kuruldu dedik. Peki, halk evlerinin yayın organı, Ülkü Dergisi. Evet. Halk evlerinin yayın organı neymiş değerli arkadaşlar? Ülkü Dergisi. Millet Mektepleri Halk Mecmuası, Halk Evleri Ülkü Dergisi.
Değerli arkadaşlar, bunlar Atatürk döneminde. Gözünü seveyim, Türk ocakları Atatürk döneminde değil. Köy enstitüleri Atatürk döneminde değil. KATÜ, ODTÜ, böyle üniversiteler Atatürk döneminde değil. Bu tarz sorular da çıkıyor artık. Üniversite reformu. 1934 yılında Albert Mach tarafından üniversite reformu yapıldı arkadaşlar. Hatta Darülfünun İstanbul Üniversitesi dönüştürüldü. Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Yine Atatürk döneminde 1935'te Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ne oldu? Açılmış oldu. Bunlar Atatürk dönemi. Gel böyle. Şimdi size çok güzel iki tane bilgi vereceğim. Ankara Hukuk Mektebi. Ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Ankara Hukuk Mektebi. Cumhuriyet tarihinin ilk yüksek öğrenim kurumudur. İlk açılan fakültesidir. Ankara Hukuk Mektebi. Bir kez daha söylüyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk yüksek öğrenim kurumudur. İlk fakültesidir. Gazi Üniversitesi. Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesidir. Yüksek okul, fakülte derse hukuk mektebi, üniversite derse Gazi Üniversitesi. Anlaşıyoruz mu? Tamam mıyız? Peki, 1935'te Türk Kuş açıldı arkadaşlar. Havacılıkla ilgili okulumuz. Hatta Sabiha Gökçen de eğitim gördü. Türk Kuşu, Atatürk dönemidir bu. Hatta Vecihi Hürkuş duymuşsunuzdur. Hatta Şener Şen, veriyor musun diye Vecihi uçuyor diye uçakla hatırlarsanız. O Vecihi ismi boşuna değil, Vecihi Hürkuş'tan geliyor. O da ilk uçak yapan Türk pilot diyelim. Vecihi Hürkuş'u da buradan analım. Türk Kuşu da Atatürk dönemi arkadaşlar, unutmayalım. Evet, şimdi Ankara Hukuk Mektebi ile Gazi arasındaki farkı anladıysak konuyu kavramışız demektir. Rica ediyorum, eğitim kültür seviyesi farklı bir kavram, okuma yazma oranı farklı bir kavram. Tamam. Bıyıklı tarihçi, Sami Dili. Türk Tarih Kurumu, Tevfik Bıyıklıoğlu. Sami Rıfat Türk Dil Kurumu. Başkanlara dikkat alalım. Yayın organlarına dikkat alalım. Halk evlerinki Ülkü Dergisi. Millet mekteplerinki nedir arkadaşlar? Halk Mecbuası. Tarih Kurumu'nunki neydi? Belleten Dergisi. Hocam bir de Mardin Gazetesi vardı. Latin alfabesiyle basılan ilk gazete. Oldu mu? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, Serkan'ım kaydır beni biraz. Kaydır beni. Size güzel bir not çıkartıyorum. Evet, ben bu tarz soruları seviyorum. Şimdi ders çalışırken görüyorsunuz değil mi? İşte Atatürk döneminde diyor, Sanayi Nefise Mektebi güzel sanatlara dönüştürüldü. Atatürk döneminde, Cumhuriyet döneminde hangi okul neye dönüştürüldü? Dönüşen kurumlar diye bir başlık attım. 1. Sanayi Nefise Mektebi. Osman Hamdi Bey kurmuştu Cumhuriyet tarihinde, biliyor. Osmanlı tarihinde. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürüyor arkadaşlar. Atatürk dönemi. Üniversite reformuyla Darülfünun neye dönüştürüldü arkadaşlar? İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Benim çok önemsediğim bir okul. Osmanlı'da Mektebi Mülkiye vardır. Mektebi Mülkiye. 1859'da kuruldu. Vali, kaymakam, belediye başkanı gibi bürokrat yetiştiren okuldur. Bu okul İstanbul'dadır. 1936 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya dönüşecek. Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi olacak. Ya derin bilgi gençler. Bir de bizim tiyatromuzun adı neydi? Darül Bedai. Darül Bedai'de Atatürk döneminde şehir tiyatrolarına dönüşecek. Oldu mu? Evet, bir kez daha söylüyorum. Cumhuriyet tarihinde dönüşen kurumlar, Osmanlı'dan gelen dönüşen kurumlar, Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlara. Üniversite reformuyla Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne, yine üniversite reformundan sonra Mektebi Mülkiye İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara Siyasal Bilimler oldu. Darül Bedai tiyatroydu, o da şehir tiyatrolarına dönüştürüldü. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Evet, şimdi arkadaşlar bazı önemli kişilerimiz var. Böyle kafama göre yazdığım. Muhsin Ertuğrul, Henry Krippel, Mimar Kemalettin. Hocam, Muhsin Ertuğrul kimdir? Osmanlı tarihinde tiyatronun kurucusu Güllü Agop'tur. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk film çeken,
İlk tiyatroyu kuran da Muhsin Ertuğrul'dur. Önemli bir kişi. Henry Krippel, heykeltıraştır arkadaşlar. Yanılmıyorsam Macar kökenli diye hatırlıyorum. Atatürk'ün Sarayburnu'nda ilk büstünü yapan, Ankara'da, Afyon'da zafer anıtlarını yapan kişidir. Cumhuriyet tarihinin önemli bir heykeltıraşıdır. Hermin Cansen, onu da yazayım. Hermin Cansen. Arkadaşlar bu da Anıtkabir'in mimarlık yarışmasını kazanan kişidir. Hatta bizim Antep'te bile Hermin Cansen sokak vardır. Ben de ilk kez gezince gördüm. Şehir planlamasında önemli bir zattır Cumhuriyet tarihinde. Devam ediyorum. Mimar Kemalettin. Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk dönemidir arkadaşlar. Hatta paranın üzerinde resmi olur. Bu Gazi Üniversitesi, yanılmıyorsam evet Gazi diye hatırlıyorum, İstanbul Üniversitesi diye hatırlıyorum. Bunların mimarisini yapan kişidir. Peki Atatürk döneminde diğer gelişmeler. Hemen hızlıca bunları da anlatayım. Henry Krippel'den bahsetmiştim. Türk Musiki Cemiyeti, Türk Musiki Akademisi, Konservatuarı. Mustafa Kemal de benim gibi müziği seviyor arkadaşlar. Tabii benim kadar kro değil, ayrı konu. Türk Beşleri adı verilen bir orkestrayı kuruyoruz arkadaşlar. Öztoy Operası İran Şahı için düzenleniyor. Hatta şey hatırlıyoruz mu? Gazi Mahmud'a sunulan bir eser vardı. Firdevsi'nin Şehnamesi. Öztoy Operası'nın senaryosu Şehname'den geliyor arkadaşlar. Ankara Hukuk Mektebi'nden vurguladım yukarıda gördüğünüz gibi. Etnografya Müzesi, Ayasofya Topkapı Müzesi, Arkeoloji Müzesi. Müzecilik alanında acayip gelişmeler var. Ayasofya'nın müze haline gelmesi Atatürk dönemi. Bunu da unutmuyorsunuz. Evet, rica ediyorum. Halk evlerinin kapatılması, köy enstitülerinin kapatılması, köy enstitülerinin açılması Atatürk'ten sonra. Türk ocakları Atatürk'ten önce. Oldu mu? Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğitimde ikiliği gideren neymiş? Eğitimde ikiliği gideren tevhid tesisat, medresenin kapatılması. Vallaha da billaha da harf inkılabında ikilik yok.